Merhaba arkadaşlar. Dersimize devam edelim. Bu soruya dair bir probleminiz, anlamadığınız bir yer oldu mu acaba? Olmadıysa yeni bir soruya geçeceğim. Evet. Yine bir hız zaman grafiğine bakalım o zaman. Temizliyorum tahtamı. Hız zaman grafiğim var. Zaman aralıklarım 0, 3, 6 ve 8. saniyeler. Hocam yavaş ve durduğunu nasıl anlıyoruz ve çiziyoruz genç yaşta diye. Yavaşlayan hareketi yapıyorsa ivmem eksidir Hatice. Ve bir ilk hızım var ki eksi ivmi benim hızımı, hız değişimi eksi olarak çıkıyor ki hızımın yavaşladığını anlayabileyim. Yani son hızım ilk hızımdan küçük olursa yavaşlayan hareketi yapıyordur. O zaman yani onu hız zaman grafiğinden anlayacaksınız. Konum zaman grafiğine geçerken de yavaşlayan hareketi yapıyorsa yaşlı K yani kambur K çiziyorsunuz. Anladık mı? Ama eğer ivmem pozitifse ve son hızım ilk hızımdan büyük bir hıza sahipse, yani artan hareket yapıyor, artan hızda hareket yapıyorsam, o zaman da konum zaman grafiğinde genç K yapıyorsunuz. Çünkü neydi? Genç K daha da hızlı hareket eder, dik dururdu. Yani kolları X eksenine doğru yaklaşırdı. Tamam? Şöyle bir sorum var. Bunu çözdük mü? Çözmedik. Hızım eksi 10 ile başlamış. T eşittir 3 saniye anında hızım sıfırlanmış. Yani negatif yönden başlangıç noktasına, daha doğrusu sıfır noktasına doğru yavaşlayan bir hareket yapmışım. Bakın hızım 10 iken 0 olmuş. Yavaşlayan hareket yapmışım. 0 olmuşum. Bu noktada cisim yön değiştirmiş. Yani artık pozitif tarafa doğru sıfırın diğer tarafına doğru gitmeye başlamış. 6. saniye sonunda hızım kaça ulaşmış? 20 metre bölü saniyeye. Yani 3 ile 6 arasında yine doğrusal bir artış var. 20'ye ulaştı. 6 ile 8. saniye aralığında ise sabit bir şekilde sabit bir hızla hareket etmişim. Diyorum ki 0-8 saniye zaman aralığında cismin yer değiştirmesi kaç metredir? Cismin 0-8 t zaman aralığında yer değiştirmesi ne kadardır? Kaç metredir? Bunları nasıl hesaplıyorduk arkadaşlarım? VT grafiği var elimde. Güzel. VT grafiğinin altında kalan alan benim yer değiştirmemi veriyordu. O zaman altta kalan alanları teker teker inceleyelim. Şimdi 0-3T zaman aralığına bakıyorum. Ne kadar yol almış? Şurada bir üçgenim var. Bu üçgenin alanı kadarlık bir yer değiştirme söz konusu. Sonrasında 3-6T zaman aralığında yine bir üçgen kadarlık bir alan söz konusu. 6-8 saniye zaman aralığında da buraya gerçi direkt yine yamuk alanından hesaplayabiliriz ama ben aralık aralık ayırdığım için 6-8 zaman aralığını da şu mavili taralı alanla göstereceğim. Şu alanım x1 olsun, şu alanım x2 olsun, şu alanım da x3 olsun. Bunların toplamı, yani alanların toplamı benim toplam yer değiştirmem olacaktır değil mi? Yani x eşittir, x1 artı, x2 artı, x3'e ulaşmam lazım. Hadi teker teker hesaplayalım.
X1 ne dedik? Üçgen. Üçgenin bir kenarı 10, bir kenarı 3. O zaman 10 çarpı 3 bölü 2. Ama bir şeyi atladım. 10 değil, eksi 10. Demek ki burada negatif yönlü bir hareket var. Burada pozitif yönlü, burada da pozitif yönlü. O zaman şunun başındaki bu eksiyi unutmayacağım ki hesaplamada da beni şaşırtmasın. Şimdi 2 ile 10 sadeleşir. Buradan ne gelir? Eksi 15 metre. Şimdi eksi 15 metre demek ne demek? Bulunduğu yerden, nasıl söyleyeyim? Yani negatif yönde hareket yapmış. Negatif yönde yavaşlayan hareket yapmış demek değil midir bu? VT grafiğinde T'nin altında kalıyorsa grafiğim yavaş, negatif yöndedir hareketim. Peki hızın büyüklüğü olarak bakıyorum. 10'dan 0 olmuş. Demek ki negatif yönde yavaşlayan hareket yapmış. Tamam mı? Ve ne kadar yol almış? Eksi 15 metre kadar yer değiştirmiş. X2'ye bakalım. Burada da bir üçgen var. Şu kırmızı alan. Üçgenin tabanı 3, yüksekliği 20. Üçgen alanı formülünden çarpıp 2'ye bölüyorum. 55 metre bölü saniye cevabı geldi ama yine bir sıkıntı var sanki. Virgül. Ne yapacağız? 20 ile 2'yi sadeleştirdik. 10, 3 ile çarptım. 30 metre. Sonra bir de x3'e hesaplayalım. Yine pozitif taraftayım. Bu sefer bir dikdörtgen söz konusu. 2 çarpı yükseklik kaç? 20. Ne geldi? 40 metre. Aa yo, doğru ya, doğru yazmışsın. Çok pardon Virgül. Ben başka bir sorunun cevabıyla karıştırdım. Bir saniye. 3, 6, 8. 2 çarpı 20. 40. Evet, burası 40. 3 kere 20. 60. Böldüm 2. 30. Tamam tamam Virgül, tebrikler. Bir problem yok. 30'u buldum, 40'ı buldum, eksi 15'i buldum. Hemen yerine koyuyorum. X1 kaç? Eksi 15. X2 kaç? Artı 30. X3 kaç? Artı 40. 30, 40 daha 70. 15'i çıkarırsak Birgül'ün de dediği gibi 55 metre cismin toplam hareketi boyunca yer değiştirme miktarı. Evet evet Birgül, doğru bulmuşsun, sorun yok. Ben başka bir sorunun cevabıyla karıştırdım, tamam. Anlaştık mı acaba? Teker teker zaman aralıklarındaki hareketini analiz ettim. 0-3 saniye arasında negatif yönde hareketim. O yüzden burada aldığım yolu, toplam yer değiştirmeyi daha doğrusu, eksiyle belirttim. Ama T grafiğinin üstünde kalan alanlarda, yani 3, 6 ve 6, 8 saniye aralıklarındaki hızıma pozitif yönde diye düşündüm. O yüzden yer değiştirmeleri pozitif buldum. Toplam yer değiştirmeyi sorduğuna göre, yani 0 ile 8. saniye aralığındaki yer değiştirmesini sorduğuna göre buldum. 3 alanı toplayıp toplam yer değiştirmesini hesapladım. Bu da böyle. Başka bir soruya geçeceğim. Temizliyorum tahtamı. Yine bir hız zaman grafiğim var. Ondan konum zamana geçmenizi isteyeceğim. Zaman aralıklarım 0, 1, 2, 3. saniyeler. Şimdi artı V hızıyla harekete başlamışım. Birinci saniyeye geldiğinde hızım 0 olmuş. Sonrasında yön değiştirmişim. Negatif yönde hızlanan hareketi yapmışım. İkinci saniyeye geldiğimde eksi V hızına ulaşmışım. İkinci saniye ve üçüncü saniye aralığındaysa sabit bir hızla hareketime devam etmişim. Hocam x1 bölü 2 at kare formülü ne işe yarıyor? Aldığı yolu bulmak da işimize yarıyorsa, her şu grafik sorularını bitirince hemen onlardan bahsedeceğim. Formüllere geçiş yapacağım yani. Şimdi böyle bir grafiğim var. Şunlar doğrusal.
Bu da doğrusal, yani sabit. Ne istiyor? Şekildeki cismin konum zaman grafiğini çizin diyor. Konum zaman grafiği. Sayısal değerler olduğunda elimizde ne yapıyorduk? Alan hesaplaması yapıyorduk değil mi? Konum zaman az önce hesapladığımızda toplam yer değiştirmesiydi. Şimdi bakıyorum. Önce şöyle bir alanım var. Sonra şöyle bir alanım var. T2, T3 aralığında da paralel belirteyim. Böyle bir alanım var. Yine 3 ayrı alanım var arkadaşlarım. X1, X2, X3 alanları. Şimdi diyorum ki bunları hesaplamalıyım ki konum zaman grafiğinde zaman aralıklarında nasıl hareket edeceğim? Yani nerelere varacak benim aracım? Bakalım. 0, 1, 2, 3 saniye zaman aralıklarına bakacağız. Şimdi bakıyorum arkadaşlarım. Birinci saniye gelene kadar V hızından sıfıra düşmüş. Yani buradaki alanım, X1 alanım neye eşit? V çarpı T bölü 2'ye eşit değil mi? O zaman ben VT bölü 2'ye X dersem, yani birinci saniye sonunda benim cismim şu an VT grafiğinin üstünde olduğuna göre artı X kadarlık bir yer değiştirme yapmış olacak. Peki hareketim ne olacak? Yavaşlayan hareket yapıyor değil mi? V hızından sıfıra inmiş birinci saniyeye geldiğinde. Yavaşlayan hareket yapıyorsa konum zaman grafiğinde yavaş